Evet, çekiçler hazırlandı. Ama bayağı alev alev yanıyor. Tabii. Restoranlarda en heyecanlı bak yaktı. Eyvah, eyvah. Hanımlar. İyi misin Kenan abi? Yanmayalım. Önce hayır. Güvenlik. Evet. Dikkat edelim. Yeni programın hayırlı olsun. Bravo. Hocama yeni programda dumanlı dumanlı. Hocama başarılar diliyoruz. Bugün pastaya gerek yok. Balıkla o zaman, o zaman şöyle yapalım. Şuraya koyalım Kenan Bey. Yanmayın hocam. Bunu da sevgili Derya'nın bugün doğum günü evet. Ona üfletelim. İyi ki doğdu. İyi ki doğdu. Kızla da... Ay çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum şefim. Vallahi böyle bir hediye sürpriz hadi oldu bana. Bak, balık yanacak. 18 yaşıma giriyorum. İyi ki doğdu. E tabi pasta da eksik olmazdı. Bu arada bir izleyicimizin de doğum günü. Kimin doğum gel, günü? Gel. Buyurun. Evet gel beraber üfleyelim. Ay, bak kimliğe bakacağım. Ediyorum. Balık için üflemeyeceksin değil mi? Gel beraber üfleyelim. Gel. Doğum günü. Evet o zaman olsun. O zaman şöyle yapalım. Gel. Şunu bir üfleyelim. Şu sönmeden üfleyelim. Hadi güzel hadi. Yaşlarınız olsun. 18. yaşımız kutlu olsun. Evet. 1-2-3. Doğum günü kutlu olsun. Şimdi... Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük sürpriz oldu. Gerçekten çok kutlandım. Şimdi şöyle yapalım. Hanginiz güçlüsünüz? Hocam. Ben güçlüyüm. Ben kırayım. Ben başlangıcını yapayım. Bakın. Siz devam edin. Sevgili izleyiciler. Onu da şimdi birazdan üfleyeceğim. Efendim? Sevgili izleyiciler. Kalın şu anda... tuz. Tuzu gördünüz. Hani ince böyle dokunduğumuzda elimiz içine gidiyordu. Bakın çekiçle zor kırılacak. Kalın tuz, yumurtanın birleşimi tuzu taş haline getirmiştir. Onun için... Biz dikkat edelim çekiç, hocam. Bir dakika gerçekten bak. Çekiç ve... Adam koşmuş gitmiş. Doğum günümüz. Neydi bu işimiz? Doğum günümüz. Allah bismillah. Haydi bakalım. Gel. Gözlük mü takalım? 1-2-3. Evet. Oh. Bravo. Biz de deneyelim mi hocam? Bravo. Hocam ben de kırayım mı? Kır. Hocam ben de kırayım. İki tane vur. İki tane vur bakayım. Evet. Ben de ama kıramadım. Biraz daha sert. Teşekkürler. Evet. Etini ziyan etmeyelim. Tamam. Tamam. Evet. Ben dokunmayayım o zaman hocam. O zaman ziyan şöyle olsun. Yapalım. Ben de ayıklama efendim, işlemini yapayım mı Kenan Bey? Ben kaba tuzlarını alayım. Bakın efendim tuz kemikleşmiştir. Hocam tamam, et olarak size sunuyorum. Ben işlemini hocam. Size bırakıyorum hocam. Aynen. Ben hemen şeyi soracaktım. Bu tuzları mesela ne yapabiliriz? Hocam... Elini hiç yaktırma, ben alayım Kenan. Sanki hocam yemek için yani tat işi olduğu için... Hadi yiyelim, tat işi olduğu için kullanmamaya gayret gösterelim. O zaman doğaya bırakalım. Doğaya bırakalım. O zaman ben... Bir tane tabak alalım sevgili Derya. Tamam. Boş alttaki tabaklardan tamam, alalım. Tamam, lütfen. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bu balığın servisi de ayrı bir sunumdur. Onu da söyleyeyim. Önce şu tuz kısımlarını iyice ayıklıyorsunuz. Bakın... Başta söylemiştik ya pulları alınmamış balık diye işte onun için söylendi. İçine hiçbir şekilde tuzu çekmiyor. Şunu tuz kısımlarını güzelce temizliyorsunuz. Şöyle. Şuradan giriyorsunuz. Şu an görebiliyor muyuz? Evet. Bakın. Sevgili izleyiciler, muhteşem bir görüntü. Böyle yavaşça bu deri kısmını kaldırıyorsunuz. Efendim, bu balık kendi suyuyla beraber oksijen teması olmadan piştiği için şöyle göstereceğim. Bakın, lokum. Evet, yemeğin yanında uyuyun. Ay inanılmaz lezzetli görünüyor gerçekten. Efendim balık memleketindeyiz. Karadeniz, Marmara. Herkes balık yemeli. Efendim lütfen haftada 1 kilo yemeyin.
ama 300 gram lütfen balık yiyin. Balık yiyin, yanaklarınıza kan gelsin. Hastalıklardan sizden uzak olsun. Hastalığa kalkan olsun. Haftada 300 gram balık lütfen tüketelim. 300 gram. Efendim dış ülkeler 2 kilo tüketiyormuş haftada. Biz çok azız. 300 gram tüketmeyle başlayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.